Yeni bir haftanın daha başındayız. Yeni bir haftayla birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Bugün rotamız Çanakkale, Biga, Kepekli köyünde. Köyümüzün muhtarı olan Osman abimizle birlikte köydeki çalışmaları, nasıl yaşantı var, ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl koyun, kuzu durumlarını öğreneceğiz. Hadi gelin birlikte yakından izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, bugün Çanakkale, Biga, Kepekli köyünde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda çok sevgili Osman abimiz var. Biraz kendisini tanıyalım isterseniz. Osman abim, biraz bize kendini tanıtır mısın? Osman Uğur, Kepekli köy muhtarıyım. Köyde ikamet etmekteyiz. Doğduğumuzdan beri buradayız. Köyümüz Macur köyüdür. Bulgaristan Macur'dur. 93 Macur olarak geçer bizde. 1878'de Bulgaristan'dan buraya gelmişik. Burada da 1903 yılında köyümüz kurulmuştur. Hayatımızı burada idame etmekteyiz. Osman abicim, şimdi biraz köyümüzü bize bir tanıtabilir misin? Çiftçilik, hayvancılık derken bu zamanlara geldik. Her evde bir emekli vardır. Kısmen çiftçilik ve hayvancılık yapılmaktadır. Hiç olmayan evlerde 65 maaşı alırlar, yine alırlar. Şimdi Osman abicim, köyümüzün nüfusunu sorarsak kaç nüfus, kaç kadın, kaç erkek, kaç genç, hiç genç göremedik yollarda. Nerede bu insanlar? Evet, doğrudur, haklısınız. Köyümüz tam 100 tane insan yaşamaktadır. 48 tanesi erkek, 52 tanesi bayandır. Gençlere gelirsek, işten, ekmekten dolayı bütün kırsal kesimlerde, köylerde azaldığı gibi köyümüzde de genç kalmamıştır. Hepsi kasabada çalışmaktadır. Peki Osman abi, okul durumunu ben sana soracak olursam nasıl cevaplarsın? Okul durumu, köyde okul talebemiz hiç yok maalesef. Böyle büyük kırsal kesimler zaten böyle yavaş yavaş bu tarafa doğru gidiyor. Çünkü genç yok. Genç olmayınca çocuk yok. En genç adam 47 yaşında. Şimdi Osman abi, buraya gelirken fark ettim ki siz biraz yamaçtasınız. Evet. Bu tarım olarak kuru tarım mı, sulu tarım mı, ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz? Nasıl bunları üretiyorsunuz? Bize bir açıklayabilir misiniz? Evet, doğrudur. İyi tespit etmişsiniz. Köyümüzün yeri hafif yamaçtır. Arazilerimizin de kısmen yamaç, kısmen de düz sulak arazidedir. Bizde genelde kuru tarım daha çok olur. Buğday, arpa, yulaf gibi nohut, bakla, her şey olur bizde. Sulu tarımda da çeltik, pirinç dediğimiz çeltik, ondan sonra mısır, domates gibi, buna benzer sulu tarımda ne olabilecekse bunlar da hepsi oluyor. Topraklarımız güçlüdür, kuvvetlidir. Ancak çalışacak insan lazım. Çünkü nüfus yaşlı, çalışabilecek kapasitede insan sayısı çok az. Onlar da kendi işleri zaten kendilerine yatıp artıya, bir başkasına yardıma gidecek bir nesil kalmadı. Osman abicim, bu köyün ismi neden Kepekli Köyü? Bir açıklaması var mıdır bunun? Evet, vardır. Köyümüz kurulmadan önce burası daha önce bir çiftlikmiş. Çiftlik satın alınarak yapılmış köyümüz. Ondan sonra değirmen varmış burada. Değirmende bununla beraber kepek de üretildiği için, daha çok hayvanlara kepek yaptıkları için kepekten dolayı burası Kepekli Köyü kalmış. Osman abicim, köyümüzün ihtiyaçları ilgililer olarak nasıl karşılanıyor? Köyümüzün ihtiyaçları ilçe özel idaremiz, kaymakamımız tarafından karşılanmaktadır. İhtiyacımız olduğunda gideceğiz, müracaat edeceğiz, sıraya alınacağız. Sıramız geldiğinde de ihtiyaçlarımız görülüyor. Motor olduğundan beri köye ne gibi yenilikler yaptın, ne gibi faaliyetler getirdin? Şimdi iki tane çeşme yaptık. Bir tanesi arıtma çeşme, bir tanesi de normal hayvanların su içtiği bir çeşme. İki çeşmemiz mevcut. Yenilik olarak caminin çatısını yeniledik. İlave yaptık. Şu anda da yine destekleme yapacağız, güçlendirme yapacağız. Şimdi Osman abi, biliyorsun ki kış ayındayız, yağmurlar falan da yok. Tarlalara ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz, bunları nasıl suluyorsunuz? Evet.
kuru tarım yapılacak yerler ekildi zaten. Allah'tan yağmur bekledik. Geçen bir yağmur geldi. Az da olsa bize yetti gibi ama Allah'tan daha fazlasını istiyoruz. Sulama birliklerinin geçtiği alanlardan sulanabilecek yerler zaten sulanıyor. Osman abi daha demin sen de söyledin, ben de söyledim. Yağmurlar yağmıyor, buğdaylar o bu çıkmıyor. Peki hiç yağmur duası falan yapmıyor musunuz? Dua da lazım. Dualarımızı yapıyoruz. Namazlarımızdan sonra ölmüşlerimize, geleceğimize, geçmişimizden bazı kesintiler alarak kendimize yön vermede, Allah'ın da bize yardımcı olmasında dua ediyoruz. Yağmur için ayrıca dua ediyoruz. Çünkü bütün ülkede herkes yağmura ihtiyacı var. Her tarafının ihtiyacı var. Biz köydeyiz. Tarımdan yana sıkıntımız var. Ama büyük şehirlerde içme sudan yana sıkıntısı var. Rabbim hayırlı rahmetler versin. Yağmur denir ama bence rahmet. Rahmet bereket demektir. Allah hayırlı rahmetler versin. Etkinliklere gelince biz her sene böyle bir hayır yaparız, dua yaparız, yemekli olur. Güzel hatırlı cemiyetlerimiz olur. Bu arada yine yağmur duası olur. Diyanetimiz de bir yağmur duası yaptı daha önceden. Bizler de iştirak ettik. Ama toplu etkinliklere maalesef bu virüs girdiğinden dolayı iştirak edemeyiz. 3-5 kişi bir araya gelip ibadet edemeyiz. Onun için herkes kendi evinde, kendi bulunduğu şekilde Allah'a yalvarsın, istesin. Çünkü öyle ya Allah'ım ver demekten, Allah'ım ne olur ver diyelim. Yani biz bunu böyle yalvaralım, yakaralım. Aramızdan, babamızdan, patronumuza gideceğiz, bir iş isteyeceğiz. Ya patron ne olur beni işe al. Ya utanmıyoruz mu biz? Utanmıyoruz. Ya Allah'tan mı utanıyoruz? Allah bizim içimizden geçeni biliyor, her şeyimizi biliyor. Kara taşın üzerinde kara karıncanın ayak sesini duyan, yürüdüğünü gören Allah'ın kullarıyız yani. Biz Allah bizim içimizi, dışımızı, her şeyimizi biliyor. Yalvaralım, isteyelim bunu. Ne olur ya. Osman abi bize verdiğin bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Dilersen seninle birlikte köyümüzü bir dolaşalım, görelim. Seyircilerimiz de görsün. Biz de görelim. Bu çeşme çeşme dedin, tatlı su çeşmesi. Onu bir görelim bakalım. Nasıl bir çeşmeymiş. Bir de Osman abicim, biz Biga'ya geldik. Sanki bize çok uzak gibi geldi. Biz de bir Biga'ya götürür müsün? Bir görelim. Memnuniyetle götürürüm. Bize ayrıca vazife de sizlere yardımcı olmak. Ben de bu arada kendimi yenilemiş olurum. Tarihi yerleri bir daha görmüş olurum. Biga'nın çarşı camisi vardır. Tarihi başka camileri vardır. Bakarız, gezeriz. Ayrıca çok önemli Çiçekli dedemiz vardır. İşte Kocabaş çayımız vardır. Çay güzel, kenarları falan şey yapılmıştır, böyle çim ekilmiştir. Çok güzel bir köprü oldu, dere kanalı oldu. Onları da görmüş oluruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, sizinle birlikte görsellerle bir köyümüzü tanıyalım, görelim. Ondan sonra da röportajlarımıza geçelim. Bakalım köyümüz nasılmış. Oh, oh, oh.
karşılaştık. Hemen tutalım ve konuşalım. Teyzeciğim nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor köyde hayat? İsmin nedir? Sadi Eren. Nasıl gidiyor hayatın? Ne yapıyorsun İyi. Burada? İyi. Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ne iş olursa. Çoluk çocuk var mı teyze? İki tane. He, onlar burada mı yoksa? Burada. Büyük şehirlerde mi? He, burada. He, onlar da burada yaşıyor. Kaç yaşındasın teyzem sen? Ben yaşım bilmem. 78. Muhtarım şimdi ne yapıyoruz biz? Nereleri geziyoruz? Nereleri tanıyacağız? Şimdi biz köyün en üst bölgesindeyiz. Bu Sadi ablamıza buraya bir ev yapma niyetine geldik. İşte buraya şimdi projelerin çıkması bekleniyor. Planlar çiziliyor falan. Onlar geldikten sonra ihalesi yapılıp nasip olursa evini yapacağız ablam. Osman abi sen dedin evi falan yapılıyor da bu evi nasıl ortaya çıktı? Yandı mı evi? Bir hikayesi var mı bunun? Ya evinde yanma yok ama ev işte gördüğünüz gibi burada yıkılmaya çalışıyor. Çoktan beri aklımızdaydı. Hadi böyle bir gün olur bir gün olur derken nasip bugünlereymiş. Peki kim tarafından karşılanıyor? Sosyal yardımlaşma Kızılay. İşte kaymakamlık hepsinin başında zaten. Mustafa Can Bey hepsinin başında. İşte böyle biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye uğraşıyoruz bu şekilde. Köylülerle birlikte el birlik. Ha işte öyle. Yuvasını yapmaya çalışıyorsunuz. İnşallah. Şimdi Osman abi bildiğin üzere bir korona ile mücadele halindeyiz bir yıldan beri. Köyümüzde nasıl korunuyorsunuz? Bunun için çalışmalar nasıl sürüyor burada? Evet. Ülkemizde maalesef dünyada, ülkemizde demeyelim sana, dünyada korona çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bizler de 7'den 70'e bunun farkındayız. Televizyonlar bize hep bunu söylüyorlar. Bizler de buradan muhtar olarak apörleden zaman zaman anons ediyoruz. Maskesiz çıkmayın, mesafeyi koruyun. Alışveriş yapacağınız insanlarda maske yoksa alışveriş yapmayın. Mutlaka maskeli bir insan olacak, onunla alışveriş yapılacak diye ikaz etmekteyiz. Köylülerimiz de buna harfiyen uymaktadır. Peki jandarmalar, jandarma polisler devamlı, kontrole geliyor devamlı mu? Devamlı geliyor can. İnşallah kaybolur gider bu virüs de. Biz de rahat ederiz. Azıcık birbirimize sarmaşırız, sarılırız. Özledik kucaklaşmayı. Doğru diyorsunuz Osman abi. İşte böyle bir özlem içindeyiz. Şimdi Osman abi gördüğüm kadarıyla burada zeytin falan ekilmiş. Evet. Peki bu meyvecilik olarak burada ne ekiliyor, ne yapılıyor? Ziraatla aranız nasıl? Hani geliyor böyle örnek ekim falan yapıyor mu? Başka köylerde yapılıyor. Burada nasıl o durum? Burada insanlar kendi imkanlarıyla yapıyor. Daha çok zeytin üzerine bizde ekim var. Güzel bir iş. Uğraşısı güzel. Getirisi güzel. Kaliteli zeytinlerimiz vardır. Gemlik zeytini bunlar. Sofralık zeytindir. Uğraşıyoruz yani. Bunun alanda uğraşıyoruz. Osman abi peki sizin böyle bir çalışmanız var mı? Örnek ekim yapılıyor mu? Evet. Köyümüzün öbür başında karşı tarafta olan bir yer. Karşı dediğimiz yer. Komşularla hep beraber aramızda para topladık. Aşağı yukarı bir 150 kadar çeşit çeşit fidanlar olmak üzere meyve fidanları ektik oraya. Öbür yanın biraz bir kısmını da ormandan aldığımız incir var, kayısı var, ıhlamur var, kestane var, ceviz var. Bunları da hep aynı bölgeye ektik ve özel bir bakım yapıyoruz onlara, suluyoruz yazın. İşte öyle bir çalışma içerisinde bir bölgede bir yerimiz var yani.